Heykeltıraşlar tanımadınız. Bayağı bir sürü heykeltıraşımız var. Ressam arkadaşlar var. Adını unuttum. İnsanlar oluyor. Şimdi ben o liste bir de böyle bir liste de vermek de istemiyorum aslında yani. Tuhaf bir şey. Zaten arkadaşlar şey değil. Şimdi insanı diğer canlılardan ayıran yani bir sosyal varlık oluşudur. Yani hepiniz biliyorsunuz. Atatürk'ün de dediği gibi sanatı olmayan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektedir. Şimdi sanat bütün toplumun dinamiklerini hayata geçirir. Sinema, görsel sanatlar, heykel, bütün bunlar resim. Bunlar işte 100 yıl önceden biz Bond filmlerini seyrediyorduk, şimdi onlar gerçekleşmeye başladı. İşte bu önemli olan hayalimizdeki şeyleri yaratmak, işte sanat budur. Sanat bütün dinamikleri hareketleri geçiren, tetikleyen en büyük unsurdur. Yani matematikte ilintisi ortadadır. İşte görüyorsunuz, dünyada insanlar sanata, batı sanata ne kadar önem verdiği için kurallara gelmiş. Rönesansını yapmış, reformunu yapmış. Biz Rönesansları, reformları yeniden baltalamaya çalışıyoruz. Orta çağdan daha geri duruma düşüyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten üzülüyorum ya. Yazık ya, bu bize olan siyasal linçin bir ifadesi. Başka bir şey değil ya. Ben mesela bir heykeltıraşımıza karşı çıkabilirim. Mesela o şeyde Akdeniz'deki bazı belediyelerde çok böyle cinselliği şeyden simgeleyen bazı şeyler var. Ben o tür sanatları şey etmem ama derim ki ya, halkımızın şu andaki değer yargılarıyla bağdaşmıyor falan. Elbette sanat her zaman halkın önünde olacak. Halk gibi her zaman düşünmeyeceksiniz. Ama şeyin daha önünde olacak ama değerlerimize de saygılı olacak. Şimdi bunun, buradaki demin gösterdiğim bu heykellerin ya da bunun ne müstehcenliği var, ne şeye ters düşüyoruz. Yani gerçekten şaşırıyorum, üzülüyorum ya. Ama müstehcenlik de zaten kafada olan bir şeydir. Yani yoksa anahtar deliğine bakarsın, ben neye benzetirsin, böyle bir şey yok. O kafadadır o. Ya sanattaki müstehcenlikle hayattaki müstehcenlik çok farklıdır. Yani dergilerde işte böyle seksi pozlar veren kadınlar, çıplak soyunan kadınlar bir heykel yapısı çok farklı bir şey. Çünkü amacı farklıdır. Amacı farklıdır. Afrodit'in çıplak heykeliyle dünyada trilyonlar, katrilyonlar kazanıyor, sergileniyor müzelerde. O da tamamıyla müstehcen. Yani müstehcen yani falan değil. Sanatlar yani onların anlayışıyla, onların anlayışıyla diyorum. Müstehcenlik sanattan farklı bir şeydir. Müstehcen onların anlayışıyla müstehcen. Oradan orada para kazanıyor, içinden geliyor. Yani burada da şey yapıyoruz. Böyle çifte standart olmaz. Ben yani şimdi Vint hazırlıkları yapıldı, işlerin kurulduğu tamamlandı. Hatta evet. Bu son günlerde işlerine başlayacaklardı bütün hazırlıklar tamamlandı. Sonra işte bahsettiğiniz gibi 23 Nisan'da yapılacak mitingden dolayı sanat gelecek olan sanatçılardan korktuklarından erteledikleri söyleniyor. Valla bilemiyorum ben 23 Nisan'da zaten niye yıkıma başlıyorlarmış? Biz de en çok da ona hayret ediyorum. 23 Nisan nedir? Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Böyle bir günde heykel yıkılıyor. Bu ne? Bunu özellikle mi seçiyorlar? Yani bu Cumhuriyet'in tüm değerlerine karşı çıkacağız. Bugünler şeyde benim Periler Ülkesi'nde heykelim de Gökçek 19 Mayıs'ta kaldırmıştı. Bak sen şimdi. Böyle çok enteresan şeyler yani. Belli çok milli bayramlarımızda, çok önemli bayramlarımızda bu tür eylemler yapılıyor. Biz de bu bayramı kutlayacağız inanın. Orada heykelin önünde. Bir de ben yani şu iddialar var. Yani seçime kadar özellikle yıkılmayacağı yönünde de ağır basan iddialar var. Bunlar yıkmak istiyorlar. İlle de yıkmak istiyorlar. Ve alelacele de yıkmak istiyorlar. Hukuk, bilmem ne. İlk önce bakın heykeli ve ya bir mahkemeye verdik. Şu mahkeme bitsin. Yıkın kardeşim. Ama mahkeme bitsin. Ki mahkemelerde biliyoruz. Anında YSK adamı Kayseri'ye attı. Durdurma kararı vereni. Öteki durdurma kararını kaldıran üyeyi de onun başına getirdi. Bizim şimdi hakimimiz değişiverdi bir anda. Ve biz o mahkemede mahkeme edileceğiz. Bakabiliyor musun? Ne kadar acil yapıyorlar. Bir günde aldılar kararı. 15'inde verildi itiraz şeyi, dilekçesi. 16'sında karar çıktı. Görüyorsunuz. Hukuk çalışıyor bizim ülkede. Nasıl çalışıyor? Ne kadar güzel çalışıyor. Hemen hemen yıkmak istiyorlar. Anında yıkmak istiyorlar. Ve bu yani ilk önce bir yıkalım, idam edelim, öldürelim, sonra mahkeme ederiz. Yani yargısız infaz budur. Tam bir yargısız infaz var burada. Ya bu yakışmıyor Türkiye. Ne hukuka? Ya bu hukuk falan deyip biz hukuk böyle diyor diyenler bunu artık demesinler, utansınlar. Bir yüzleri daha açığa çıktı.
bu heykel mahkemesinde, hukukun, hukuk onların etkisi altında kalmış, bunu yapıyorlar. Açık besbelli oldu. Bizim başka çaremiz kalmadı. Biz İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak zorunda kaldık. Bu durdurma kararı için. Böyle bir şey. Yani bir Türkiye'ye bakın. Hepimize lazım olacak bir şey. Hukuk, hak, kişisel haklar, özgürlükler. Hani biz fikir özgürlüğü vardı, herkes düşündüğünü söylüyordu. Hani 141-142 kalktı. Şimdi Tayyip'in 143'ü geldi galiba. Böyle bir şey oldu. Yeni bir madde eklendi. O ne derse oluyor şimdi. Böyle bir şey yok. Biz gerçekten demokrasi istiyoruz. Hukuk istiyoruz. Hukuk çalışsın ve herkese çalışsın. Bana da çalışsın. Ona da çalışsın. Ona da lazım olacak. Merak etmesin. Abi, en azından bitirdim.